Sabit kalın, sabit kalın. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geri dön. Hoş geldiniz. Osman Bey kampüsü inşaat alanı içerisinde kalan 600 yataklı araştırma hastanemizde bitmiştir. Bir ay içinde açılışı yapılacaktır. Ayrıca Mart ayında 1700 yataklı şehir hastanesinin temelini atacağız. Bu yatırımlardan sonra Sayın Başkan Yardımcım, ilimiz bölgemizin en büyük sağlık merkezi olacak. Yatırımı devam ettirir. Tarım sektörü de rapor merkezinde bir alan çalışır. Bunun için en önemli yatırım alanlarından bir tanesidir. Bu sene 668 milyon TL yatırım yapılmıştır. Fakat destekleme için verilen para 700 milyon TL. Pamuk, mısır ve buğday için. Turizm sektörü turizmin baş tepelerinden biridir. Efendim ilimiz. Çok yakında ülkemizin en büyük müzesini açacağız. Alefli Bahçe Müzesi. Bunun dışında da pek çok yatırımımız ve kazımız devam ediyor. Arzum bu kadar. Tekrar hoş geldiniz. Şeref olurdunuz. Evet değerli arkadaşlar. Bugün Şanlıurfa'mızı ziyaret ediyoruz. İstihsat oldukça bölge illerimize gelip buradaki genel gidişatı, havayı görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Tatil fırsatı bulduğumuzda Avrupa'ya değil, bölgeye mümkün olduğunca gelmeye çalışıyoruz. Burada dediğim gibi vatandaşlarımızla kucaklaşarak genel hissiyatı öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten son dönemde başlattığımız çözüm sürecinden sonra bölgede ciddi bir normalleşme süreci, yani ticaretin artması, turizmin artması, yatırımların artması vesaire. Son yaşadığımız 8 Ekim olayları bildiğiniz gibi bir turbinans meydana getirmişti ve olumlu gidişata bir sekte vurmuştu. Daha sonra tekrar sürecin ivme kazanmasıyla bölgede gerçekten ciddi bir normalleşme yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii bu normalleşme öncelikle insanımızın huzuru için, güvenliği için, gelişimi için, çocukların istikbali için önemlidir. Her alanda bölgenin gelişmesinden biz de büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu yılların birikimiyle bölgede birçok mesele iç içe geçmişti. Terör bunlardan bir tanesiydi. Bunun direkli sorunları vardı. Hükümetimiz AK Parti iktidarı göreve geldiği andan itibaren bölgeyi kalkındırmak için, iddiasızlık geri kalmışlığı devlet dışı kalması için, bölge arasındaki farkların giderilmesi için çok ciddi bir yatırım seferberliği var. 100 milyar doların üzerinde bölgeye yatırım yaptık. Yani bölgenin kalkınması için ciddi bir çabamız oldu. İnsanımıza sahip çıkmak için, insanımızı kucaklamak için gerçekten çok ciddi bir hizmet seferberliği başlatıldı. Devletin sosyal politikalarıyla insanımıza sahip çıktık, yatırımlarla bölgeye sahip çıktık ve onun ötesinde de tabii Kürtçe'nin gelişmesi başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için de çok ciddi demokratikleşme reformları hayata geçirdik. Yani çok boyutlu olarak bölgede
bölgenin kalkınması, insanımızın refaha, huzuru, güvenliği ve topyekun bu biriken sorunların çözülmesi için çok ciddi bir çaba içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Dediğim gibi normalleşme öncelikle insanımızın geleceğe daha aydınlık bakmasına sebep oluyor, daha umutla bakmasına sebep oluyor. İnsanımızın umudu yeşerdikçe doğrusu bizim de sevincimiz, memnuniyetimiz artıyor. Bugün de Şanlıurfa'da olacağız. Yarın Adıyaman'a geçiyorum. Önder'in orada düzenlediği bir etkinliğe katılmış olacağız. Bütün bakanlarımız, vekillerimiz bölgede, şehirlerimizde, vatandaşlarımızla iç içe. Şanlıurfa'da Batılı ağabeyimiz vefat etti. Ankara'da bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün sevenlerine, ailesine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Sanıyorum bu akşam Şanlıurfa'ya getirilecek. Yarın da ikindi namazını müteakip defnedilecek. Ailesinin burada Ulu Cami veya Balıklı Göl civarına defnedilmesi için bir talebi olduğunu biliyorum. Sayın Başbakanımız da bu konuda talimatı var. Ailesinin isteği çerçevesinde bu konuda da gereken düzenlemeler yapılacaktır. Ben bir kez daha kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim, Tatlımanyan'dan bayağı ilerleme oluyor. Bu çözüm süreciyle ilgili hükümet kanadıyla kanadıyla arasında çelişkili ifadeler var. Özellikle Öcalan'ın önümüzdeki Nisan ayında kongreye katılacağı yönde kararlarının açıklaması var. Ondan neler söylüyorsunuz? Arkadaşlar, onun bunun ne dediğinin önemi yok. Bizim ne dediğimiz önemlidir. Yani sağdan soldan her yapılan açıklamayı muhatap olarak cevap vermek de doğru değil. Burada vatandaşlarımız hükümeti takip etsinler. Meşru siyaset kurumunun ne dediklerine baksınlar. Zaman zaman günü yakalayamayan, kavrayamayan, zamanın ruhunu anlayamayan bir takım açıklamalar yapılabiliyor. Yani geçmişe takılıp kalmanın bir anlamı yok. Her sabah düne uyananlar günü yakalayamazlar. Zamanı da yaşayamazlar. Onun için dün dünde kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Umutları yaşatmamız gerekiyor. Yani on binlerce insan hayatını kaybetti. Bunlar bizim insanlarımız. Bu yüzden artık çözüm odaklı olarak geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ve nihai çözüme ulaşmak için herkesin sorumlu davranması, yapıcı katkıda bulunması gerekiyor. Ve sağduyuyla bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Efendim. Daha çıkmadım. Tamam, hemen arayacağım. Tamam. Tamam.